bedellerin 150 bin TL olması çok mantıksız yani. Zaten 80 bin lirayken gidemiyorduk. 150 bin lirayken hiç gidebileceğimizi düşünmüyorum artık. İsterse 250 milyar da olsa varlıklı veriyor bunu, zengin veriyor zaten. Şu anda bedelli askerlik 80 bin lira. Asgari ücret zammından sonra 150 bin lira civarında olacağı söyleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten benim kendi görüşüm, fakirin çocuğu asker oluyor, zengin her türlü verecek. İsterse 300 milyar olabilir, 500 de 1 trilyon da olsun. Nasıl olsa zenginin çocuğu bedel ödeyerek oluyor. Maalesef fakirin çocuğu. Ben burada büyüklerime sesleniyorum. Bedelli askerlik olmasın. Her genç gitsin, askerliğini yapsın. Bu şey aradaki açıklık gitsin. Fakir ile zengin arasında açıklık olmasın. Benim kendi bir vatandaş olarak bir görüşümdür. Tabii ki büyüklerim daha iyi bilir ama isterse 250 milyar da olsa varlıklı veriyor bunu, zengin veriyor zaten. Fakirin çocuğu gidiyor, uzman oluyor, sözleşmeli oluyor, bedel ödüyor, öbürleri bedel ödüyor. Bunlar asker oluyor, yapabilecek bir şey yok. 150 bin lira, zaten 80 bin lirayken gidemiyorduk. 150 bin lirayken hiç gidebileceğimizi düşünmüyorum artık. Çünkü 6 ay gidip de 6 ayımı oraya vermek istemiyorum çünkü 20 yaşındayım. İlla ki bunlara itiraz edin olacaktır. Önce hemen eskiye dönüyorlar. İşte bizim dedelerimiz 4 sene gittiler, 12 sene gittiler diye. Ama şu an bu dönemde, bu ekonomide gidip de 6 ayda kendimi çürütmek istemiyorum. Zaten 20 yaşındayım. Gelecek kaygım var. İş bulamıyorum. Çalışamıyorum. Verdikleri ücret 8500 lira. Yani zaten yaptığı zam da zam değil. 8500, 5500 liraydı. 8500 yaptı. Antalya'da yaşıyoruz biz. Antalya'dan geldik. Antalya'ya gelen Ruslardan, Ukraynalılardan dolayı 10.000 liradan, 15 bin liradan aşağı kira yok şu an. Yani 8.500 lira yaptı ama öncelere vuruyor. Öncelerde bizim geldiğimiz zaman 186 liraydı diyor. Dolara vuruyor. O zaman kaç koli yumurta alabiliyordum buna ya da kaç liraya alabiliyordum. Onları hesaplamıyorlar. İşte biz geldik, biz ettik diyorlar. 8.500 lira işte yapan Sayın Cumhurbaşkanımız da 10 milyonluk aracına bindi. Gittiği sarayda günlük 10 milyon gideri olan sarayına gitti. Dışarıdaki insanlar, esnaflar ne yapıyor hiç umurunda değil. Yani bu en baştan bu sistem yanlış. Çünkü örnek veriyorum, ben askerliğimi yaptım. 6 ay yaptım. Yani bu devletin koyduğu bir zorunluluk. Hani orada durumu olmayan benden birlikte askerlik yapıyor. Normal bir şekilde. Ama bedelli yapan parasını zengin basıyor, parasını yapıyor. Yani bu haksızlık. Yani zenginden fakir ayrımı var. Zam da çok aşırı yani. Öyle yani vicdanlı bir şey değil. Onu söyleyeyim. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yani zam 80 binden 150 bine çıkıyor. Doğru mu? Söyleniyor. Bence çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü bugün haberde de gördüm. Yani 80 binden 150 bin TL'ye. Çünkü asgari ücret en son 2 bin lirayken bedelli 15-20 bin lira öyle bir şeydi tahminime göre. Veya 30 bin değil. Ama şu an bedelli asgari ücret 8500 oldu. Bedellinin 150 bin TL olması çok mantıksız yani. Bir de zenginlerin askerlik yapması gerekiyor. Yani bu vatanın bir evladı olarak da söylüyorum. Yani herkesin askerlik yapması lazım. Vallahi herkes gitsin vatanı görevini yapsın ya da parasını versin ya da yapsın. Ne diyelim? Zaten ondan önce de zamlanmıştı. Benim komşum 80 milyar diyordu. O zaman da askerlik maaşlar 4.000, 4.600 lira filandı. Vallahi parası olan yapmıyor. Parası olmayan da kendi gidip yapıyor. Ne diyelim güzelim? Alıştık artık zamlara. Her şeye zam geliyor yani. Artık tepki veremez hale geldik bu yüzden. Alışkanlık oldu zam gelmesi. Yapmayan askerliğini versin 150 bin lira. Gitsin askere. Gitsin vatanı görevini yapsın. Biz nasıl yaptık 24 ay. Onlar da yapsın. Eğer yapmak istemiyorsa zaten istemeyenler 124'ü de verebilir. Bedelli askerlik tabii. Yani bunun bir bedeli olmalı. Biz 18 ay askerliği yapmış bir kişi olarak şu anki uygulama, yani bedelli askerlik, bu bizim uygulamamız değildi bir defa. Avrupa Birliği kriterleriyle Türkiye'ye paragraf olarak açılmış bir uygulamadır. Yani bu bizim kendimizin çıkarttığı bir kanun değil. Yıl sonu enflasyonu, her şey hesaplandığında aynı şartlara benim de oğlum dahil bedelli askerlik olarak. Yani şimdi bu konuda askerlik yani bir vatan borcumuz. Yani bunun bedeli parayla ölçülmez. Fakat alınan bir bedel varsa 180 de 280 de olsa onu o kişinin ödemesi lazım. Zam her şeye geliyor. Her gün geliyor zaten abla. Yani hiç şaşırmıyoruz artık. 500 bin lira da olsa hiç şaşırmayacağız. Kimse gitmez zaten bu gidişle. Kimse de vermez o parayı. Az bile 200 bin de olsa yeri yani.
bir Türk vatandaşı olarak gidip askerliğini yapması gerekir bence, benim görüşüm. Yani bence az bile, 200 bin olması lazım en az. Gençler için çok zor ya, 150 bin lira da çok para yani, az değil ya. Çok, o %100 artmış, asgari ücret de %50. Orantılarsan fazla yani. Yani çok, 80 lira gençler için yazık. Bizim zamanımızda dillerdi ki, askere gitmeyene adam denilmez derlerdi. Yanlış anlamasın kimse de, ama vatan borcu var ya abi, parayla kıyaslanamaz. İyi olmuş gitmesin kimse, çünkü o parayı vermesinler. Günümüzde öyle insanlar, insan faktörü var ki, ne yaparlar biliyor musunuz? Ya iş yok diller, son model telefon kullandılar. Yani çok kesmekeş bir toplum içerisindeyiz.